Bit Hero Krypton. Kripto'nun yeni kahramanı Bit Hero, Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le şifreyi sunar. Bit Hero Krypto. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Herkese mutlu günler. Evet arkadaşlar, şifre bu hafta da sevgili Yağız Sabuncuoğlu ile kaldığı yerden devam ediyor. Ama önce ne diyoruz? Sevgili dinleyenler, size güzel bir duyurum var. Kripto dünyasının artık yepyeni bir kahramanı var. Bit Hero. Bit Hero kolayca kripto para alıp satabileceğiniz bir uygulama. Arayüzü kolay, yüksek likidite sayesinde milyonlarca kullanıcı ile birlikte alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz ve emirleriniz kolayca gerçekleşir. Üstelik başınız sıkıştığı anda da 7/24 canlı destek hizmeti var. Bir de unutmadan, şu anda komisyon yok, işlemler ücretsiz. Siz de hemen Bit Hero mobil uygulamasını indirip kripto alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Şifre başlıyor. Sevgili Yağız Sabuncuoğlu'yla başlıyor ve kendisini çok özletti. Nasılsın abi? İyiyim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Vallahi özledim seni sevgili Yağız. Ben de seni özledim abi. Devamlı konuşuyoruz, telefondayız ama uzun süredir de böyle yan yana gelemedik seninle. İnşallah bundan sonra hep böyle devam edeceğiz. Transfer dönemi yoğun. Hepimiz için yoğun. Güzel geçiyor, fena da geçmiyor. Şimdi detayları, bugünkü transferleri, açıklanan her şeyi konuşuruz. Ayrıca senin daha da güzel bir yoğunluğun var. Evet, onun abi, hazırlığını evet, yapıyorsun. Bakalım. Hayırlısı olsun sağ diyelim. Sağ ol, teşekkür ederim. İnşallah Allah tamamını erdirir sevgili Yağız. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, bugün temsilcilerimiz Trabzonspor ve Başakşehir'in özellikle Avrupa yolundaki hedefler arasında maçları var. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Trabzonspor Ruzon Berok'la oynayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda ise Başakşehir La Fiorotta ile karşılaşacak. Hı-hı. Temsilcilerimize başarılar dileyelim. İki takımımıza da başarılar dileriz. İnşallah bu 2. 3. turlarda, playofflarda evet, takılmadan bütün takımlarımızın grup aşamasına geçtiği bir şimdi sene yaşarız. Sezonun başı, yeni hazırlıklar. Hazırlıklar, yeni çok oyuncular doğal. Çok doğal olabilirdi ama tabii ki takımlarımıza da başarılar dileyelim. Evet sevgili Yas, En-Nesyri. Bitti sonunda. Bitti. İyi de bir transfer yaptı Fenerbahçe. Bugün de resmi olarak açıklandı. Önemli bir oyuncu. Aslında bugün basın toplantısında bazı doneler de verdi Sayın Acun Ilıcalı, evet. Mario Branco. En çok istediği isim de. Yaklaşık bir aydır hep aynı şeyi söylüyorduk ki Jose Mourinho'nun liste başı olarak Yusuf En-Nesyri'yi göstermesi ve onun dışında bir açıkçası net bir alternatif belirlememesi ekstra bir motivasyon kaynağı oldu. Evet bu kadar uzun sürdü. Kabul edelim. Oyuncunun da açıklamaları var. Sabırla çok teklif aldım diye. Sabır. İstenen bir oyuncuydu. Geçtiğimiz sezon işte birazcık böyle karıştırdım. İşte 40-50 milyon eurolara kadar çıkan bonservis bedelleri. Kontratının artık bitmeye yakınlaşması sebebiyle de alınabilir aset olması Türk takımları için 19,5 milyon euroluk bir bedelle gerçeğe dönüştü. Şu anda tabii ki hala eksikleri var mı Fenerbahçe'nin? Şüphesiz var. Onları da ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama önemli bir hücum hattı oluşturdu. Geçen sezon özellikle çok kıyas yapmak hani tarzım değildir ama Dzeko Batshuayi, Serdar Dursun bu sezon Nesri, Dzeko ve Cenk Tosun. Direkt olarak Cenk Tosun. 3-9 numara. Aynen bugün öyle. Sayın Acun Ilıcalı da bundan bahsetti. Aynen öyle. Güzel bir hat kurdu Fenerbahçe. Tecrübeli bir hat kurdu. Neden bunu söylüyorum? Çünkü şampiyonluk yarışında belirleyici haftalarda hep bu tecrübe ön plana çıkıyor. Geçen sezon Galatasaray'dan örnek verebiliriz. Mertens. Hı hı. Çok büyük oynadı. Kesinlikle. Yani o yüzden bu tarz tecrübe özellikle hücum bölgesinde, o üçüncü bölge dediğimiz o hatta çok önemli ve çok kilit bir rol taşıyor. İyi de bir hücum hattı kurdu Fenerbahçe ama şunu söylemekte fayda var. En-Nesyri ile Cenk Tosun evet kesinlikle yeni sezonda Fenerbahçe'de olacak ama Edin Dzeko için hep böyle bir açık kapı bırakalım. Onu da söyleyeyim sana. Değil mi? Hep bir açık kapı bırakalım. Kapının aralığı ne kadar olacak ama önemli olan kısım o. Sonuna kadar mı yani, açılacak bir kapı yoksa böyle aradan bakabileceğimiz bir aralık mı? Ya çok daha uzun bir yol var transfer dönülmesine. Bugün 25 13 ayı. Eylül değil mi? 13 Eylül. Hı hı. O 13, 15 ya da 13 öyle bir şey. Evet, tam hatırlayıp bakmamız Eylül. Lazım. Ben şimdi bakarız. Şimdi hemen. Bir yandan da daha önümüzde uzun bir vakit var. Neredeyse 2 aylık bir süre daha var transfer döneminde. 25 Temmuz itibariyle
Çoğu takım, çoğu 13 Eylül. 13. Çoğu büyük takımımız transferi tamamladı gibi bir şey. İşte ufak tefek artık eklemeler kaldı. İşte Fenerbahçe bir ekstra bir kanat daha almak için çabalıyor. Onun dışında işte bir 6 numara pozisyonuna takviye yapılmak isteniyor. Onun dışında Galatasaray bir orta saha transferi yapıp transferi kapatacak gibi duruyor. Beşiktaş sağ ön ve bir stoper daha eklemesi yapıp Muleka'dan çıkabilirse de artı bir santrfor. Oraya Kevin Carlos, hatta ismini de söyleyelim. Uzun süredir bekletilen bir isim. Görüşülüyor. Yani artık ufak ufak eklemeler. Ana kemik kadro, kemik o hani planlama yavaş yavaş. Çok da alışık olmadığımız bir durum. Bugün 25 Temmuz ve şimdi bunu konuşuyoruz. Genelde Ağustos sonu Eylül başı transfer bitirdi takımlarımız. Buradan da bütün hani profesyonellere de tebrik etmek lazım. Ki Trabzonspor'u da hiç unutmamak lazım. O çok ayrı. İnanılmaz iyi kadro kurdular. İnanılmaz. Ben Trabzonspor, bu arada çok iyi de bir sahabe kaldılar. Pedro Maleiro. Gerçekten ona bir dikkat etsinler bu sezon. Hani geldiğinde büyük ihtimal daha çok ismine aşina olmuştur ama 3-4 maç biliyorum onu, canlı olarak izledim. Çok önemli bir bek aldılar. İyi bir kadro kurdular. Bir Trabzonspor köşesi de bence yapmamız şiddetle gerekiyor. Ki senin yokluğunda da zaten biz bu stüdyoda Trabzonspor'un özellikle bu sene bu yarışın içinde olabilmek kesin adına olur. İyi bir santrfor almaları lazım bence. Onaçı'yı sorayım sana, hala beklemedi. Daha dönüş olmadı tekliflerine. Olmadı değil mi? Evet, başka alternatiflere de gidilmeye başlandı ondan sebep. Olabilir mi Onaçu ile devam eder? Çünkü hem lige alışmış hem Trabzon'a alışmış. Zaten bu tarz oyuncular böyle çok alışkanlık içine girdi mi devamı gelir. Çok iyi oyuncu ama son olarak Ankersen, Göztepe'nin başkanının yaptığı açıklama biraz bir rahatsızlık yarattı Trabzonspor cephesinde. Ferrari almak istiyorsunuz ama fiyat parası veriyorsunuz diye. Evet. Bu Ferrari parası vermeniz gerekiyor o zaman dedi. Ama bu rahatsızlık yarattı biraz tam pazarlıkların eşiğinde. Yani şimdi belki de şimdi Ankersen için çok hani veya onun ülkesi için sıradan bir laf olabilir. Ya bu arada ben de hiç şey yapmadım yani, hani öyle sert olarak görmedim ama Trabzonspor tarafında bir minik bir rahatsızlık yarattığını da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi ben bugün haberlere bakarken Chelsea'nin, Aston Villa'nın, işte Paris Saint-Germain'in yapmış olduğu yıllık bütçelerdeki transferlere bakıyorum. Hı hı. 180 milyon eurolar, 400 milyon eurolar, hı hı, 250, sadece transferde harcanan paralar bunlar. Tabii bu rakamlar onlara basit gelebilir tutarlar. Ama bizim ülkemizde bu rakamların konuşulması, mesela bugün El Nesri'ye ödenen tutar ya da ücret ya da bonservis ücreti şu ana kadar Türkiye'de en pahalı oyuncu oldu. Doğru. Kimlere şöyle bir bakalım. Guiza geliyor benim aklıma. 14 milyon euro, 14 küsürdü. Başka kim var, öyle bir düşüneyim. Çok böyle aklıma gelmedi ilk etapta ama evet, bonservis rekoru kırıldı 19,5 milyon euro ile. Sen böyle Zaniola olduğu böyle ülkemizde böyle bir transfer. Guiza, doğru söylüyorsun. Cengiz Ünder var. 15'ti Cengiz. Evet. Zaniolo da 15 artı bonuslardı. Ama bugün Süper Lig'in rekor kırıldı. En değerli transfer. Bakın 19,5 ya 20 milyon euro diyelim. 19,5 iyi rakam. Ya iyi rakam da sevgili Yas, Avrupa yani bir transfer yapıyor 50-60 milyon eurolar, 100 milyon eurolara kadar ödenebilir tutarlar bunlar onlar için. Yılmaz abi, bizim ülke için çok büyük paralar. Avrupa'da bu 15'ler, 13'ler, 18'ler falan deneme yanılma paraları. Ya mesela ben tutarsa onu, değil mi? Ben olursa. Ben onu Ferdi transferinde de söylemiştim. Ferdi çok önemli bir aset. Borussia Dortmund Ferdi'yi çok istedi. Daha doğrusu Nuri Şahin çok istedi ama vazgeçti. Niye? 35'e 40'a çıktığın zaman o transfer alanın genişliyor. Kesinlikle. 10-15 tane oyuncu alabiliyorsun. 25 diyor üst limitlere. 25'e kadar bakıyor. Mesela şöyle bakıyorlar Avrupa'da transferi. Önce net bir durumdan bahsetmekte fayda var. Bakıyor. Ben diyor 15 milyon euro verirsem ne bekleyeceğim bu oyuncudan diyor. Direkt oyuncum mu olacak? Atıyorum uzun vadeli bir kontrat imza alacağım, kiraya vereceğim, işte dönüşünde bir sonraki sezon kupa rotasyonu vesaire vesaire. Hani deneme için düşünüyor ama 30'lar 35'ler olduktan sonra zaten genişliyor. Ben mesela bu örneği şeyde verdim. Neden mesela sürekli konuşulan bir durum vardı? Niye En-Nesyri? Bir, Jose Mourinho çok istiyordu, bu işin ayrı bir tarafı. İş çıkmaza girseydi ve En-Nesyri alınmasaydı başka bu rakamlara bir transfer yapılabilir miydi bu kalitelerde? Ben uzun süredir düşünüyorum, çok bulamadım. Mesela 20 milyon euro diyelim, hani 19,5 yuvarlayalım, 20 diyelim. En-Nesyri olmasa mesela 20 milyon euro kim alıyorsun? Alamıyorsun. Mesela Terem Moffi vardı, Fenerbahçe'nin böyle bir sorduğu oyunculardan. 30 milyon euro istiyor Nice.
çok konuşulan oyunculardan biri Sørloth, 40 milyon euro. Artem Dobik 40 milyon euro. Ciddi rakam. Lewandowski çok konuşuldu. 26 milyon euro neti var, maaşı var. Romelu Lukaku 38 milyon pound. Bak konuşalım daha. Çok konu. Kimler geçti? Ve bu oyuncular 50-60 Beto, 70'i gören oyuncular. 30 milyon euro istiyor. Everton kiralamak istemiyor. Gerçekten dünya genelinde de çok büyük bir center for sıkıntısı var. Ben sana şu soruyu sorduğumu biliyorum. Şu soruyu sorduğumu çok iyi biliyorum. En-Nesyri olmazsa ne olacak dedim. Yağız sen de abi yok dedin. İkinci bir alternatif. Yoktu. Ya ben bilmiyordum en azından. Varsa da bilmiyorum. Ben en başından beri Haziran'ın sonlarına doğru ki bugün Sayın Ilıcalı'nın da açıklaması var. 4 hafta önce başladık görüşmeleri. Tam 27 Haziran'da yapmışım ben haberi. Bugün 25'i aşağı yukarı 4 haftaya denk geliyor. Tam bir bitirici golcü aldı Fenerbahçe. Sayın Başkan, Sayın Başkan Ali Koç her ne kadar bir açıklamasında El-Nesri işte 48 saat verdik. Olmazsa BCD'ye geçeceğiz ama o biraz herhalde göz korkutmaktı. Çok iyi pazarlık yapıyor Fenerbahçe. Evet. Yani Ali Bey ve yönetimi son dönemde iki şey de çok önemli. Bir, pazarlık. İki, oyuncu satışı. Geçen sezonla bu sezon özelinde de artık yapılan transferlerin de iyi olmasını ekleyebiliriz. Ondan önceki senelerde hatalar yapıldı. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ancak transfer yapmayı da, transferin nasıl yapılacağını da, oyuncunun nasıl satılacağını, bir oyuncuyu alıp oynatıp ona katma değerin nasıl katılacağını da çok iyi öğrendiler. O yüzden tebrik etmekte ciddi şekilde fayda var. Yani böyle çok taksite bölmek kolay işler değildir. Bak Sayın Acun Ilıcalı bugün diyor ki 30 milyon euroluk Ferdi'ye gelen teklif artık bizi heyecanlandırmıyor. Haklı. Öyle bir Avrupa Şampiyonası oynadı ki. Yani ne desem. Evet. Ben mesela bir illa birini satmak gerekse oradan. Mesela Ferdi ile Jadon'u tutup o sayıyı satarım. Mesela. Ferdi Müldür, Jadon Levent yaparım. Hadi olmadı mı? Ferdi mi Jadon mu dersen Jadon'u satarım. Ferdi'yi en son satarım. Yani United falan çok istedi. Son tercih diyorsun yani. Ama işte dediğim gibi az önceki konudan tekrar hani bir örnek vereceğim. Yani 40'lara falan çıktığında farklı yerlere gidiyor. Mesela Premier Lig'den de isteyen takımlar vardı. Mesela Dortmund, Yan Matsen'e parası yok diye mi alamadı? Hayır. Belirlediği bütçe 25 milyon euroydu. Çıkmadı. 38'e mi 37 mi öyle bir rakama gitti Aston Villa'ya. Yani nereye varıyorum? Bizim ülkemizden çıkacak oyuncuların satılış bedelleri aşağı yukarı belli. Yani Türk futbol tarihi yani 100 yıldır bu ülkede futbol oynanıyor. Mesela daha fazla. Arda bugün Türkiye'de kalmaya devam etseydi bugün Real Madrid'deki piyasası kadar bir piyasası olmayacaktı. Mümkün değil. Arda bu ülkenin son dönemlerde hatta belki de futbol Türk futbol tarihindeki en unik, en özel kesinlikle, karakteri. Kesinlikle. Emre Belezoğlu, Arda Turan bunlar da çok büyük oyunculardı. Çok büyük kariyerler yaptılar. Şüphesiz. Okan Hoca. Okan Buruk Hoca aynen keza. Yani çok var böyle oyuncumuz. Çok Tugay önemli. Kerimoğlu bak aklıma gelenler. Aynen hemen. Öyle. Ama burada atladığımız bir detay var. Arda Güler inanılmaz. Yani 18 yaşına Real Madrid'e gitti. Böyle çok, bir şey görmemiştik başka, ki. Evet. Arda Güler'e bile. Değildik. Bak Arda Güler'i yaklaşık 30-35 saniyedir övgü dolu sözlerden bahsediyorum. 20 artı 10'a gitti. Neti 20 milyon euro. İşte bir yerde kaldı ama bugün Real Madrid satmaya kalksa bu fiyatlar değil. Minimum 60'tan açar kapıyı. Çarpılarla gider ondan çünkü sonra. Neden? Mesela bizim takımlarımız nasıl çok pahalı oyuncu satar? Onu söyleyeyim ben sana. Şampiyonlar Ligi'nde olmak zorundalar. Çünkü senin ligini ölçü olarak kabul etmiyorlar. Fenerbahçe, özür diliyorum, Beşiktaş Cenk Tosun'u Süper Lig'de gol kralı olduğu için Everton'a rekor bedelle satmadı. Şampiyonlar Ligi'nde attığı goller sebebiyle sattı. Aynen. Ben bunu her defasında doğru söylüyorum. Vedat Muriç'i Süper Lig'de attığı goller yüzünden satmadı Fenerbahçe. Kosova'daki ekstra milli takım performansından dolayı insanların gözüne çarptı. Zaten vitrin. Fenerbahçe performansıyla Ferdi'nin bedeli 35-40 milyon euro olmadı. Avrupa Şampiyonası'nda kesinlikle oynadıktan sonra oldu. Kesinlikle. Neden? Çünkü senin ligini ölçü görmüyor adamlar. Arsenal mesela Ferdi'yi istedi. Burada onların ölçüsü şuydu. Hakim Ziyeh'in karşısında biraz o gün iyi değildi Ferdi. Ondan sonra mesela bir topa bastılar. Yoksa istenen rakamları çok rahat ödeyeceklerdi. Kolay da ödeyebilirler açıkçası o rakamları. Öderler ya. Çok. Ya ben
bazen Premier League hatta Championship'i anlam veremiyorum ya. Orada farklı bir durum var. Orada farklı bir strateji var. Oradaki marketing de çok farklı. Ya mesela bir sezon çıkış yapıyor. 20 maç oynuyor bir oyuncu. 87 milyon pound'a Liverpool'a falan gidiyor yani. Şimdi hani rakamı sallıyorum ama hani çok enteresan şeyler oluyor orada. Ve sonrasında o oyuncu 20 milyon 15 milyon eurolara tekrar başka bir kulübe de gidiyor. Sonra 2 sene sonra mesela Championship yani? Ya bir Andy evet. Carroll vardı. Ne kadar gitmişti? Liverpool'a derken Batıkan, kardeşim dedi ki abi bir reklam yapalım. Reklama çok güzel ya. Sohbetiniz var ama vallahi arada bir keseyim çok. Dedi. Evet Batıkan komutan reklamlar dedi. Biz de reklamlara gidiyoruz. Bit Hero Krypton. Kripto'nun yeni kahramanı Bit Hero'nun sunduğu Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le Şifre devam ediyor. Bit Hero Krypton. Şifre sevgili Yağız Sabuncuoğlu'yla kaldığı yerden devam ediyor. Evet sevgili Yağız çok soru var. Klubun gözü demiş ki Yağız kardeşim stüdyonun yolunu hatırlamı sonunda Yılmaz abi demiş. Sağ olsun. Sorar mısın Bender transferi yattı gibi mi demiş. Sıradaki hedef hangi futbolcu olur Galatasaray'da? Yani şu an için yattı demek iddialı ama bonservis pazarlığında bir noktaya gelemediler. Hep söylüyorum Zenit'ten oyuncu almak zordur. Geçtiğimiz senelerde de gördük bunu. Wilmar Barrios transferinde işte Krasnodar'ın olduğu dönemler vesaire falan. Ciddi problemler oldu ama tabii şu anda bitmediğini transferin söyleyelim. Şimdi ben de baktım 26 yaşında Brezilyalı orta sahada bonservis 20 milyon euro konuşuldu. 25 istiyor diye biliyorum 25. Ben Zenit. 5 milyon euroluk bir fark vardı o bir türlü kapanmadı. Kapatıyor muyuz o zaman bu defteri? Ya transfer dönemi defter çok kapatmıyor. Mesela geçen hafta Yalert bitiyordu. Due oldu. Sonra Due problem çıktı. Menajer kaynaklı ve kulüp kaynaklı. Yani kulüp kaynaklı derken hoca kaynaklı. Rennes'in hocası Julian Stefan. Artı Yalert'le de anlaşılmıştı. Due'ye döndü sonra tak Due'den Bah'a geçildi. Bah pahalı geldi. Bugün Galatasaray'ın yeni sağ beki Yalert oldu. Evet. Yani o yüzden bu transfer dönemi biraz değişik. Ama Galatasaray taraftarını da aktif bir süreç abi. Haklı buluyorum. Çünkü rakipleriniz ciddi anlamda bak ciddi anlamda diyorum bu sezona. Evet hazır bir Galatasaray var aslında ama yapılan isimler, gelen transferler, mevkiler özellikle iyi transferler yapılınca Galatasaray taraftarı tabii ki biraz isyan etmekle haklı buyururum yani şu pozisyonda. Haklı ama ben hep bunu söylüyorum. Sayın İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Bey şu an futbol operasyonunun başındalar Cenk Ergün'le birlikte. Dursun Bey'e bağlılar, Dursun, Sayın Dursun Özbey'e. Ancak biraz bu konularda bence daha beklemek lazım. Transfer mesela bunun benzeri hatırlarsan bir hafta önce de Fenerbahçe'de de vardı yangın. Tırnak içinde söylüyorum sosyal. Bugün Acun Bey söyledi zaten bunu. Aynen öyle. Yani o yüzden bir transfer dönemi eleştirisi için biraz daha beklemek lazım. Daha çünkü çok daha yeni. Daha çok zaman var 25 Temmuz ya. Ki Galatasaray yani önünde şey de yok. Ben İkinci tur maçı vesaire falan da yok. Sevgili ya şunu da hatırlıyorum. Sen de bahsettin. Sezon öncesi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi kulüpler bu kadar transferde bu sezon içinde mesela. Temmuz, Haziran, Temmuz'da başlayıp bu Temmuz içinde sonuçlandırdım. Ben çok az yaşadım. Çok az gördüm. Bence de çok hızlı bitirdiler. Ne denilirdi? Kampa yetişmedi. Sezona yetişmedi. Hazırlık maçlarına yetişmedi. İşte Avrupa'da oynanacak maçlara yetiştiremedik dediğin denilen çok oyuncuyu gördüm ben. Bu arada seninle program başında konuştuğumuz bir şey vardı. Şimdi bizim arkadaşlarımız da hazırlamış Sports Digital'de. En-Nesyri 19,5 milyon euro ile birinci sırada. Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olarak. İkinci sıra 17 milyon euro ile Mario Jardel. Evet Erdem Bey de yazmış. Üçüncü, 17 milyon euro demiş. Ve dördüncü sıra Cengiz Ünder ile Nicolo Zaniolo 15'er milyon eurodan. Beşinci sıra Dani Guiza 14 milyon euro. Altıncı sıra Mbaye Diagne 13 milyon euro. Yedinci sıra Emenike yine aynı bedel 13 milyon euro. Buruma 8. sırada. O da 13 milyon euro. Al-Nusrati de 11 milyon euro. Güzel paralar. Yani. Tabii ki evet güzel güzel sayıyoruz milyon milyon euroları ama tabii. Sezon sonu da bakalım bu milyon euroların karşılığını hangi takımımız alacak? Şampiyon olduğun zaman, oyuncudan verim aldığın zaman çok göze bir batmaz. Sent bile konuşulmaz. Konuşulmaz. Ancak olur da bu paraları harcadığın oyunculardan sportif anlamda bir katkı alamazsan maalesef ki sadece para üzerinden konuşuluyor. Kesinlikle orası bugün öyle. Bugün bile mesela basın toplantısında soruldu ki
Ben çok tasvip etmiyorum bu soruları. Kimsenin tabii sorularına karışmak haddimize değil. Ancak kendi fikrimi söylüyorum. En pahalı transfer olduğunu üstünde baskı yaratacak mı? Ya Sevilla'dan geldi, iki tane UEFA kupası var. 30-40 milyon eurolar istendi. Fas milli takımı vesaire. Yani zaten 20 milyon euroya, 19,5 milyon euroya geldiği için üzerine bir baskı yaratılıyorsa zaten büyük takımda oynamasın. Ya bu tarz sorulara da bizim gibi ülkelerde maruz kalırlar zaten. Basın toplantılarımız fecaat maalesef. Ben evet. Muhabirlik yaptığım dönemlerde iyiydi basın toplantısı kaliteleri. Maalesef bizim üzülerek zamanımızda şöyleydi. İnsanlar özellikle, yani kusura bakmasınlar ama, giyinip süslenip gidip orada işte, 15 dakika ekrana çıkmak için gidiyorlar. Bak şimdi, basın toplantılarına. Sevgili Yas, 2000'li yıllarda çok aktifim Fenerbahçe muhabirliğinde. Ama tabii bu tarz, hani bir basın toplantısında, bir açılışta, bir ne bileyim imza töreninde soru sorabilmen için öncelikle senden, hem mevki anlamında demeyeceğim ama, yaşanmışlık zaman itibariyle senin büyüklerin olur orada. İşi öğrendiğin abilerin olurdu o dönem orada. İşte işi sana öğreten büyük gazeteciler olurdu. Onlar sorularını sorardı. Zaman kalır, fırsat kalır, soru sormak istersek biz onların gözünün içine bakardık. Biz de öyleydik vallahi. Benim mesela başladığım dönemde işte 2016-17'lerde basın toplantıları takiplerine başladığımız dönemlerde çok önemli gazeteciler vardı. Mesela şu an çoğu yok basın toplantısı. İşte ya biz de yokuz çünkü muhabirlik yapmıyoruz artık. Sadi Kemal Yaşar, işte Aygün abiyi de koyarım onun içine. Feridun Nidilioğlu, Yusuf Kobal, Gürcan abi, Yusuf Dursun. Yani şimdi çok önemli gazetecilerin yanında büyüdük. Onlar evet. Soru sorsun ki gündem açılsın. Tabii. Fırsat bize kalır, zaman kalırsa biz de sorumuzu sormak için beklerdik. Öyledir racon zaten. Evet. Ama dediğim gibi soru sormaktan çok kendini göstermeye gidiyor insanlar maalesef. Orası da çok. Ama işinle kendini gösterirsin yani. Kamerada 6-7 saniye, 10 saniye bir kulüp televizyonunda soru sorarken çıkmanın kimseye faydası yok. Yani gençler bu konuları önemsiyor. Ben mesela hayatımın hiçbir döneminde ünlü olmak için yapmadım bu işi. Zaten bu işte iyi olursan otomatikman ünlü oluyorsun. Seni herkes tanıyor. Kesinlikle. Ama işte şu anda maalesef televizyonculuk, muhabirlik, gazetecilik, insanlar artık ünlü olmak için yapıyorlar bu işi. Şimdi bak, o sorudan yola çıkalım. 19,5 milyon euro, işte 20 milyon dersek üzerinde baskı yaratır. 19,5 çok sinir bozucu. Evet, 19,5 ne ya? Şey gibi kalıyorsun böyle. Yani 20 abi ya da yani, 19 yani. Yani. İşte, yani niye üzerinde baskı yaratsın mesela? Niye? Neden? Yani bilmiyorum. Bence umursadığını düşünmüyorum yani kendisini zaten ödenen bunu. Zaten o öyle bir soruya cevap. Çok cool ama ben sevdim yani hareketleri evet, falan böyle. Şey yani rahat. Cihan Han demiş ki abi samimiyetinize güvenerek soruyorum. Sizce Fülkuruk mu yoksa El Nesri mi? El Nesri canım. Hiç. Direkt kesin. Direkt El Nesri. Evet, diğer çok soru soran. Geldi diye söylemiyorum yani. El Nesri çok değişik özellikleri olan bir oyuncu. Fülkuruk da çok iyi bir oyuncu. Ama En Nesri dediğin adam Sevilla'nın birinci santraforu, reklam mı? At yarışı reklam. Öyle bir hareket yaptı arkadaşlar, stüdyoda görmüyorsunuz. İleriye, ileriye devam diyoruz. At yarışı reklam, sonra bir sevgili Yas Sabuncuoğlu'yla burada sizin karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bit Hero Krypton. Kripto'nun yeni kahramanı Bit Hero'nun sunduğu Yas Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le şifre devam ediyor. Bit Hero Krypton. Saatlerimiz 17.13. Sevgili Yas Sabuncuoğlu'yla Bitiro'nun katkılarıyla şifre kaldığı yerden devam ediyor. Taçsız Kral'ın çok selamı var. Sağ olsun. Ejder Turan kardeşime biz de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Abilerin kralı demiş. Çok güzel yayınınız var. Tebrik ediyorum. Sizi seviyorum demiş. Sağ biz olsun. De seni seviyoruz diyelim kardeşim. Cihanan demiş ki 19 milyon euro bence baskı yaratmaz da o buçuğu var ya abi demiş. Baskının alasını yaratır demiş. Buçuk enteresan. Buçuk değil mi? Sorun buçukta. Mayıslar bizim demiş ki rakiplerimiz bize yetişebilmek adına transfer yapıyor abi demiş. Bizde bir tane orta saha gelirse başka sorun yok. Onun için acelemiz yok demiş Galatasaraylı arkadaşımız. Onun da sorusunu okuduk. Gölge Adam demiş ki Yılmaz abi, Yağız abiye sorar mısın? Mourinho'nun İsmail Yüksek'e karşı nasıl bir bakış açısı var? Bir de son maçta Bartu neden oynamadı? Hatırlarsan biz o gün sen kurun içli kadro vermiştin. Ben Bartolu bir kadro vermiştim son programda. Lugano maçı öncesi. Yani neden oynamadığına dair bir fikrim yok ama tabii denemeler yaptı burada Mourinho. Son taktik çalışmasında kurun içi orta sahada 11'de oynattı. Aynen öyle. Yani o yüzden bilmiyorum niye oynatmadığını ama Bartu'yu çok beğendiğini biliyorum ama İsmail Yüksek hakkında
net bir fikre sahip mi? Şu an öyle bir şeyim yok. Geçen sezonun bitişiyle itibariyle o İsmail Yüksek'in performansının yükselmesi ki o sakatlık anına kadar çok konuştuk, çok konuşuldu ama bu sezon sanki bak dinleyeceğimiz sormasa hatırlamayacağız mesela. Ya çünkü neden biliyor musun? Çok orta sahaya odaklandı ya Fenerbahçe taraftarı. Geçen sezon Fred'in yanına Rade Krunić istenildiği dönemde ne oldu? Krunić geldi ama hiçbir şekilde beklentileri karşılayamadı. O yüzden geçen seneden aslında süre gelen bu 6 numara krizi, daha doğrusu Fred'in yanında kim oynayacak krizine çok ciddi şekilde merhem olmuştu İsmail Yüksek. Ancak oraya Fenerbahçe taraftarı, yani ben 2 senedir bunun çok net gözlemleyebiliyorum dışarıda, sosyal medyada, arkadaş çevremde. Fred gibi bir oyuncu istiyorlar. Kalite anlamında söylüyorum. Hep görüyorum 11'leri mesela. Fred Szymański. Oraya hep böyle bir evet İsmail konuluyor ki ben çok beğeniyorum İsmail'i. Çok ciddi bir başarı öyküsüdür. Kesinlikle. Yanılmıyorsam, sen onun hikayesini çok anlattın. Çok güzel anlatıyorsun. Sana amcasının emlakçısında Fenerbahçe'den alınan formayla sözleşme imzalayan oyuncu. Bugün artık milli takımın direkt oyuncusu, Fenerbahçe'nin direkt oyuncularından biri haline geldi. Avrupa takımlarında transfer listesinde. Aynen öyle yani. Daha Fenerbahçe çok değil bir ay önce reddetti Marsilya'nın 13 milyon euroluk teklifini. Klopp'un gözlüğü, biz tabii en pahalı oyuncuları konuşurken abi Jardel vardı demiş 17 milyon dolara. Söyledik onu da. Onu da söyledik. Hı hı. Bakıyorum çok sorular var. Trabzonspor'dan da bahsetmek isterim sevgili Yas. Çünkü artık onlar da biz de varız dedi. Yapılan transferler ki Savic geçtiğimiz sezon hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin transfer gündemindeydi. Hı hı. Ama bugün Trabzonspor renklerine bağladı. Büyük transfer diyorum. Ve yapılan transferlere de baktığınız zaman geçmişte en zorlu deplasmanlar olarak bilinen Trabzonspor Anadolu takımlarının başını çekerdi. Doğru. Ve bugün tekrar sanki o ambiyans yakalanacakmış gibi bana geliyor. Çok iyi kadro kurdular. Kesinlikle katılıyorum. Genel hatlarıyla kadroyu bir değerlendirelim dersen bugün Stefan Savic'in hani olduğu, merkez stoperde olduğu bir takım 1-0 önde başlar. Ben açık konuşayım sana. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Yıllarca defansın kitabını yazan Diego Simeone'nin vazgeçemediği oyunculardan biriydi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hepsiyle adı anıldı. Bu transferi Trabzonspor bitirmeye başardı ve çok önemli bir oyuncu aldılar. Zaten mevcut kadroda işte Pedro Malheiro, az önce söylediğim gibi sağ beke geldi. Yanına Savic, Dansville var yine. Keza Borna Barisic geldi. Onda ufak bir sakatlığı vardı en son. İşte Eren Elmalı var orada, benim çok beğendiğim bir oyuncu. Orta saha zaten iyiydi. Batista Mendy çok önemli bir oyuncu. Crystal Palace uzun süre istedi. Lundstram'la Ozan eklemesi yapıldı oraya. Yani acayip bir kadro kurdular. Kanatlara bakıyorsun. Kanatlar da çok iyi. Geçen sezon neredeyse hiç kullanılamayan bir Orsic var. Evet. Çok önemli bir oyuncu. Yeni sezon transfer olarak ben onu. Talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Maalesef. Trezeguet, Mbakame geldi. Trabzonspor'un oynadığı dönemlerde bu sosyal medya tabiriyle bug oyuncularından biriydi. Çaresiz. Şampiyon olmasındaki en büyük pay sahiplerinden. Aynen öyle. Edin Visca yine keza önemli. Deniz Draguş geçen sezonun en önemli oyuncularından biri. İşte nereye geldik? Bak Deniz Draguş dedim ve durdum. Değil mi? Santrfor lazım. Evet. Kesinlikle santrfor lazım. Hatta oluyorsa bir de artı bir stoper daha lazım bence Trabzonspor'a. Ondan sonra eksiksiz bir kadro olacaklar. Niko'nun Bursa'dan Serhat Bey'in çok selamı var. Çok Yılmaz abi yayınlar demiş. Mourinho İrfan Can gol sevincini nasıl değerlendirir demiş. Takım birbirine alışmaya başladı. Hı hı. Öyle biri soru sormuş. Serkan Bey'in bir sorusu var. Birazdan onu sorayım. Beşiktaş için neler söylersin sevgili Yas? Beşiktaş da önemli bir kadro kurdu ama Beşiktaş'ın elinden çıkarması gereken çok fazla oyuncusu var. Bunları çıkarırsa transfer devam edecek ama ben de hala kadrolarında ufak tefek, işte az önce dedim ya, yani ufak eklemeler olur artık bu saatten sonra. Beşiktaş'a da bir stoper ve bir sağ ön lazım bence. Cihan Bey, Cihanan demiş ki abi biz alıştık Yağız abi uzun zamandır telefonla bağlanmışsa yayına gelince heyecandan soru sormayı unuttum demiş. Ben de vallahi çok heyecanlandım yani, bugün uzun bir aranın ardından yayındayız, inşallah burada devam edeceğiz.
Çok keyifli ortam. Biraz sıcaktı, onu da klimayla çözdüm. Kim bu sarı demiş abi. Ki Yağız abi selamlar demiş. Fenerbahçe 6 numara transferi ne durumda demiş. Sander Berge liste başı. Evet. Olmazsa şimdi Nesli'de de aynısını söylediğim için. Olmazsa başka isimlere gidilir. Arayış sürüyor. Çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe o bölge için yoğun bir çalışma içerisinde. Lugano maçından sonra kaleci transferi gündeme gelir mi demiş. Gelmez gibi duruyor şu an. Yani gelmedi. Henüz bu kaleci transferi gündeme. Büyük ihtimal Livakovic'in performansından dolayı soruluyor. Aslında soru çok da haksız değil. Yani çok büyük umutlarla geldi. Bak yine aynı yere dönüyoruz. Değil mi? Ya aylarca yolunu gözlediler Dominik Livakovic'in. O yüzden. Evet, o süreç de biraz uzun sürmüştü. Ama tabii Fenerbahçe taraftarı da bir taraftan bir beklentisi var sevgili Yağız. Aytekin Pamuk, Yılmaz abi hoş geldiniz demiş. Yağız abiye sorar mısın? Çok şükür yolu buldu sonunda demiş. Yeni saç imajı bıyığı çok güzel olmuş. Sizi çok seviyorum demiş. Yeni saç imajım? Evet. Nereden şey yaptı acaba? Tabii seni abi sadece burada değil, Sport Dijital ekranlarında. Ondan. Yani birazcık uzattık hafiften. Bir de bıyık bıraktık. Beste Gizem Kocaoğlu iyi yayınlar demiş. Şifreyi ilk bölümden itibaren dinliyorum demiş. Yağız Sabuncuoğlu'nu uzun süredir izliyorum demiş. Spor Dijital'de radyoya bağlanmalar ve sosyal medyada çok haksız eleştiriler yapılıyor kendisi için. Hiç sorun katılmıyorum bunlara demiş. Sağ olsun. Sorun yok ama burada Fenerbahçe başkan adayı olduğu dönemde bizim de bulunduğumuz medya grubunun başında olan Sayın Saadettin Saran'ın çok güzel bir lafı var. Biliyorsun o lafı. Neydi, hemen açacağım onu şimdi sana. Hangisi? Birçok lafı var çünkü o başkanlık döneminde. Yani işte arkasından bir kurtun birden fazla hani şey havlamazsa o kurt kurt değildir. Hayır. Gibi lafı vardı. Tam o lafı da hani şey yapıyorum. Güzel bir mesaj. Güzel bir söylemdi. Buldum bu arada. Hemen söyleyeyim onu. Şöyle diyor, Moğolların güzel bir sözü var. Bir kurdun arkasından 100 köpek havlamazsa o kurt kurt değildir. Hmm. Sosyal medyada son dönemde, evet. Son dönemde değil aslında. Ben yıllardır bu işin içindeyim. Ben çok denk geliyorum mesela. Yani sana. Böyle etkileşim almak isteyen, tanınmak isteyen falan. Çok insan yazıyor yani. Çok da, çok basit şeyler bunlar ya. Çok takılmıyorum. Ya ben mesela geçenlerde bir buçuk ay önce sinirlenip çok yüksek seviyede tepki gösterdiğim anda benim işin içine annem, eşim, ablam işte, vesaire oralara girerlerse maalesef. O başka bir senaryo. Ama bana istediklerini söyleyebilirler. Ben zaten ya şöyle istediklerini düşünüyorum. İstediklerini de söylemesinler. Söylesinler şimdi. Önemli değil ya. Hayır, böyle bir hak yok ama kimsede. Böyle bir hakka yani. Da sahip değil kimse. Evet evet, ama ben yani sonuçta bu işin bir cilvesi olarak görüyorum bunu. Kamuoyunun gözünün önünde insanlarız. Tepki nasıl onlarca, binlerce, yüzlerce övgü geliyorsa eleştiri gelebilir. Farklı ama kimseyi mutlu, yani herkesi mutlu edemezsin. Bak kimse demeyeyim. Yok, de belki. Zaten ya ben hep şunu söylerim, bak kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Değil tabii. Saygıyı kaybetmediğin sürece benim için problem yok. Ki bu saygıyı da çok yakından hissediyorum sokakta. Sen kurt dedin ama Beste Hanım daha da kibarlaştırmış işi. Meyve veren ağaç taş. Lütfen takmasın demiş. Antalya'dan selamlar demiş. Çok boş adam var ama medyamızda. Üzülerek söylüyorum bunu. Yani bir devlet umarım revizyon yapar medyaya. Ha, karışır mı bilmiyorum da. Geçen... Yok, şakasına söylüyorum tabii de. Çok ya, o kadar çok böyle gereksiz insan görüyorum ki. Üzülerek şimdi söylüyorum yaz, bunu. Öyle bir şey söyledin ki. Bir arkadaş var. Niye bana bu kadar çok takılmış anlamış değilim. Icardi'nin Ankara Gücü maçında yapmış olduğu hareketten dolayı benim bir paylaşımın altına Emniyeti, İçişleri Bakanlığı'nı, yani her yeri etiketleyerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini etiketleyerek beni şikayet etmiş. Tamam. Ama niye mesela, ne yaptım ben mesela burada, ne oldu? Ya da bu şikayetleri alabilecek ne söyledim? Sadece Icardi'nin o yapmış olduğu ya hareketinin görüntüsünün montaj olmadığını söyledim. Bir de arkadaşlar, şimdi sen buradan girdin konu. Ben sana şunu söyleyeyim. Ya böyle birine oradan şikayet edince bu insanlar hakkında işlem başlatılmıyor. Gerçekten suçluysa bu işlem başlatılıyor. Yani işte mahkeme salonlarına çevirdiler sosyal medyayı çünkü. Ya ben o arkadaşa buradan yani çağrı yaptım oradan. Devletin çok önemli işleri var arkadaşlar. Kusura bakmayın, sosyal medyada sizin attığınız tagler üzerinden adam toplamayacaklar. Ben söyledim mesela, hani özelden bana numaranı yazar mısın? Çünkü ben ulaşamıyorum kendisine. Yazmadı, konuşamadık ama öyle kaldı. Mesela Tete için ne dersin?
Hiçbir şey. Şimdi gelişi, yani gidişi... Büyük bir transfer başarısı bence göndermelere. Özellikle Galatasaraylı arkadaşlarımızın sezon içinde ya da sezon bitimiyle birlikte, Tete'nin gelişiyle birlikte satılması halinde 40-45 milyon eurolara kadar satılacağı söylendi. Aha. Ama bugün gelinen noktada ortada bir ceza var. Tete'nin kendi söyleyeceğini, sonra Galatasaray kulübü üstlenecek denildi. Sonra Panathinaikos kulübü üstlenecek denildi. Ama böyle bir karmaşa içinde giden bir Tete var. Yani bence Galatasaray için hayırlısı oldu. Kesinlikle hayırlısı oldu. Bir oyuncudan ve mevcut cezasından nasıl en iyi şekilde sıyrılırsın? İşte bu şekilde en iyi şekilde sıyrılırsın. O yüzden Galatasaray için bence çok 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 önemli bir gelişme oldu. En az bir transfer kadar. Ben ilerleyen günlerde Sergio Oliveira ile ilgili de bu tarz bir transfer sürecinin başlamasını bekliyorum. Hmm. O konuda da ilerleyen günler gelişmeye açık. Hakemler için ne dersin? Abdülkadir Bilken bu sezon Süper Lig'de maç yönetmeyecek. Yani ve daha ciddi atılımlar da bekliyorum açıkçası ben orada. Bataklıkta ya şimdi yanlış benzetme olur diye çekiniyorum da, bataklığın komple kuruması lazım. Bir bölge değil. Zorbay Küçük, Ali Şansalan, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler. Yani sen benim orada benim ağza basıyorsun ama şu anda bak. Ağza bir parmak bal çalıyorsan şayet, kusura bakma, ben de sana burada Abdülkadir Bitigen'in üzerinden kahramanlık hikayesi yazıp da ah iyi ki bıraktırılmış diyemeyeceğim. Lobisi çok kuvvetli değilmiş. Devam etmiş. Yani ben inanamıyorum. Arda Kardeşler'in yıllardır bu ligde maç yönetmesine inanamıyorum. FIFA kokartı takmasına akıl sır erdiremiyorum. Zorbay Küçük. Zorbay Küçük mesela. Ben de çok takıyorum. Nasıl üst klasman hakemi? Nasıl FIFA kokartı takıyor? Ali Şansalan. İnanılır gibi değil ya. Hani Halil Umut Meler'i biraz buradan ayırıyorum. O psikolojik anlamda zor dönem geçirdi geçen sezon. Şimdi psikoloji en önemli şey bence. Futbolcular için de öyle. 100 milyon euro. Mbappe mesela. Ciddi bir bunalıma, buhrana girsin o da oynayamaz. Yani bu psikoloji, hayatın, kendimizden örnek verelim. Hayatında bir işin iyi gitmediği zaman işine ne kadar odaklanabilirsin? O yüzden Halil Umut Meler'i biraz ayırıyorum. Ama onun dışındaki diğer saydığım 3 isim. İnanamıyorum nasıl kuvvetli bir lobileri var. İnanamıyorum nasıl MYK'da ve TFF'de bu kadar güçlüler. Allah Türk futbolundan umarım bir an önce kurtarır o 3 ismi. Peki sevgili yaz, ağzına sağlık. Senin de abi. Çok ben yükseliyorum dedim. Hakem deyince. Ama haklısın. Çünkü neden? Bak, ben bizim işimizde ya, yarama basma dedim ya. İşte sen o Arda Kardeşler, Zorbay Küçük, Alişan Salan bu kadar hatayı başka bir sektörde yapsan işine çoktan son verirlerdi. %100. Çoktan, tazminatsız. Ya da o işi yapman artık... İstemezlerdi, bırakmazlardı o işi devam etmeni. Ya biz etmeni. Ne konuşuyoruz? Çok son olarak da bunu söyleyeceğim. Ya ligde stres anında renk körlüğü yaşayan bir hakeme sağlık raporu veriyorlar ve üst klasmanda maç yönettiriyorlar. Sen ne konuşuyorsun? Ne raporlar abi? Veriyorlar ya? Bir senedir uğraşıyorum rapora erişmek için, erişemiyorum. Ne raporlar veriyorlar kardeşim? Diyelim, ağzına sağlık. Senin çok teşekkür ediyorum. Ayağına da sağlık. Aynen geldiğin abi. İçin. Evet, Bitiro'nun katkılarıyla, sevgili Yas Sabuncu'nun güzel yorumlarıyla, Batıkan'ın sesimizin size ulaşmasında yardımcı olan Batıkan Kantarcı'nın o komutan edasında bizi yönlendirmesiyle bugün de şifrenin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Kripto'nun yeni kahramanı BitHero, Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le şifreyi sundu. BitHero Kripto.